bazı bağırsan da mantar olanların da alkol içmesine gerek yok. Çünkü mantar en tehlikeli alkol üretir. Metil alkol, bütil alkol, heksil alkol. Bu nedenle bağırsaktaki mantarların da teşhisi yok. Doktora gittiniz, muayene oldunuz. Baktı rapora. Bakteri varsa, virüs varsa kandan, idrardan anlaşılır. Mantar varsa anlaşılmaz. Neden? Bağırsakları kalecinin arkasındaki fileye benzetelim. 2 milyar kanal var, filtre gibi. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim absorbe eden. Fakat bakteri ve virüs küçük olduğu için bakteri portakal kadar, virüsü misket kadar düşünelim. Bu file gibi olan filtrelerden geçer. Mantar büyük, futbol topu kadar. Fileden geçmez. Geçmezse kan tahlilinde, idrar tahlilinde mantar teşhis edilemez. Ne zaman teşhis edilir? Kişide sümüksü bir defaciyet gelmeye başlarsa anlaşılır onda mantar olduğunu, ama bu da çok geç kalınmış demektir. Sümüksü bir defaciyet. Çok bağırsaklar artık mantarlar tahrip etmiş, tahriş etmiş, bitirmiştir. Yani son devresi. Bu nedenle kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik varsa, omuz, sırt, bel, baş ağrısı varsa bağırsaklarında mantar var demek. Herhangi bir cilt hastalığı, sedef, ekzema, akne, liken, liken planus veyahut da polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem gibi alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, yorgunluk vesaire varsa bağırsakta mantar var demektir. Mantarın teşhisi zor. Yani teşhisi beklerse bağırsak gider, bağırsak çürür. Frankfurt'tan bir hanımefendi bana geldi, dedi ki 14 senedir alerjisi var. Gitmedi doktor, kalmamış. Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt. Bir tane çilek yese hastanelik oluyor. O kadar kötü. Hiçbir şey yemiyor. O yasak, bu yasak, şu yasak. Buna İzmir'de rica etmişler, bir tane yerine alacak. Nefsini çeker demişler. O da hadi yiyin bir tane. Bir çilek yemiş, hastanelik olmuş kadın. Ölecek. Aylarca hastanede yatmış. Sonra Frankfurt'a gelmiş. Frankfurt'ta dedi ki bana, ya nedir bu alerjinin sebebi? Dedim ki vücudun histamin kortizon dengesi bozulmuş. Neden bozulur? Mantardan. Dedi 14 yıldır doktorlarım bir şey bulamıyor. Bulamaz çünkü teşhisi yok. Kanda idrarda çıkmaz mantar. İyi dedi. Gitmiş doktoruna demiş ki ben mutlak suretle efendim kolonoskopi yaptırmak istiyorum. Mantar var mı yok mu? Ya biz biliyoruz sende bir şey yok. 14 senedir aynı hastamızsın. Yok demiş. Ya bakarsınız ya sizi mahkemeye veririm. Demiş ki doktor hadi götürün bakın başımdan şundan demiş. Götürüyorlar bir muayene ediyorlar ki bayanın 45 santim bağırsağı çürümüş. Mantardan. Kanda bir şey yok, idrarda bir şey yok. Teşhis edemiyorlar ama bağırsak çürümüş. O kadar yoğun mantar. Bağırsakların diğer kısmına da mantar yayılmış ama 45 santim çürümüş. Peki bu mantarı nasıl fark edebiliriz böyle durumlarda? İşte fark edemiyoruz. Evet. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik varsa, bunlar, evet. Alerjik hastalık, cilt hastalığı varsa mantar var demek. Evet. Beklemeye gerek yok. Evet, bekle. Telefon bağlantı.